Efendim iyi akşamlar, iyi bayramlar. NAV Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bu akşam başlığımız çok tuhaf. Ticaret Bakanlığı İsrail'le ticaret konusunda bir açıklama yaptı. Ama bir tuhaf açıklamaydı, nedenini aktaracağız birazdan. Eşini kurşun yağmuruna tuttuğu halde sadece 3 yıl sonra cezaevinden çıkan caninin yeniden yakalanma hikayesini izleyeceksiniz. Ama sonra neden tekrar salıverildiğini duyunca inanın çok tuhaf diyeceksiniz siz de. Çok tuhaf bulduklarınız neyse yazabilirsiniz. Hemen başlayalım bültene. İsrail ile ticaret tartışması sürüyor. Ticaret Bakanlığı yeni açıklamasında kısıtlama getirilen 54 ürün grubunun ihracatının devam ettiği iddiaları yalan dedi. Muhalefet ise 54 ürün grubu dışında ihracat neden sürüyor? İthalatta neden kısıtlama yok diye soruyor. İsrail'e yönelik ilave tedbirler aldık. 9 Nisan 2024 Salı günü sabah 9 itibarıyla yasak konusu ürünlerin İsrail'e ihracatına ilişkin olarak herhangi bir ihracat beyanname tescilline kesinlikle izin verilmemektedir. Acaba bu 54 ürün dışındaki ürünlerin ihracatı neden devam ediyor? İsrail'le ticaret tartışması sürerken Ticaret Bakanlığı yeni bir açıklama yaptı. Kısıtlama getirilen ürünlerin ihracatının devam ettiği yönündeki iddiaları yalanladı. Muhalefet ve sivil toplum kuruluşları ise İsrail'le 54 ürün grubu dışında ticaret neden devam ediyor diye soruyor. İsrail'e ihracat kısıtlamasını çok geç kalınmış olsa da olumlu ancak yetersiz buluyoruz. 33 binden fazla insan hayatını kaybettiği Gazze katliamının 6. ayında İsrail'e yönelik ihracat kısıtlamasına gidildi. Aralarında uçak benzini ve jet yakıtı da olan 54 ürün grubunda ihracatın durdurulduğunu açıkladı iktidar. Ticaret Bakanı uçak benzini ve jet yakıtını sivil uçuşlar için veriyorduk dedi. Bunlar hep turistik. Türkiye'ye geliyorlar, benzin alıyorlar uçuşlarında dönüş yapmak için. Bu ne yazılıyor? Bu Türkiye'nin ihracatı gibi yazılıyor kayıtta. Hükümet yetkilileri İsrail'e ticaret konusunda daha önce yaptıkları açıklamalarda ticareti özel sektörü yapıyor, biz devlet olarak yapmıyoruz sözlerini sarf etmişti. Yetkililer şimdi de İsrail'e jet yakıtı ihracatı ile ilgili olarak jet yakıtı sivil uçaklarda kullanıldığı açıklamasını yapıyor. Daha önceki tecrübelerimize dayanarak bu sözlerine de maalesef inanmakta zorlanıyoruz. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, Ticaret Bakanı'nın sözleri inandırıcı değil dedi. İsrail'le ticaret de tamamen kesilmedi. 11 Nisan'da Türkiye limanlarından 11 geminin İsrail'e hareket ettiği, 7 geminin ise hareket etmek üzere beklediğine dair bir belge yayınlandı. İthalata bir kısıtlama düşünülüyor mu? Kadın ve çocuklara uygulanan zulüm bitene kadar İsrail'le olan ticaret tümüyle kısıtlanamaz mı? CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, ithalatta neden kısıtlama yok, neden ticaret tamamen kesilmiyor sorularını sordu iktidara. İhracata devam edilen ürünlerin açıklanmasını istedi. İstanbul'da İsrail protestosunda polisin sert müdahalesi çok tartışılmıştı. Türbanlı kadına tokat atan polis açığa alındı. Hamas lideri Haniye'nin İsrail saldırısında ölen çocukları ve torunları için gıyabi cenaze namazı kılındı. İsrail ise dünyanın gözü önünde katliamını ara vermeden sürdürüyor. Nuseyrat kampına düzenlenen bombalı saldırıda TRT Arapça ekibinin de bulunduğu gazeteciler yaralandı. TRT Haber, gazetecilerin İsrail ordusu tarafından vurulduğu ana ilişkin görüntüleri yayınladı. Tuhaf açıklama dedik çünkü Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasında tam olarak yasak kapsamındaki ürünlerin İsrail'e ihracatının devam ettiğine dair iddialar yalandır deniyor. Bu iddiada bulunanlar kimler belli değil. Sosyal medyaya işaret ediyor bakanlık. Doğrusu şimdi ben meraklandım. Hangi ürünler için böyle iddialar var acaba? Ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler. Kaldı ki ticareti devam eden ürünler de açıklansın diyeceğim. Ama şeffaflık AK Parti'nin en zorlandığı alanlardan olduğu için anlamı olmayacak. Ama işte ortaya çıkan belgelere rağmen hala anlayamadıkları bu çağda gerçekleri gizlemek çok zor. Uluslararası deniz trafiği ve deniz aracı, gemi arama bulma ile ilgili baktım internette o kadar fazla aplikasyon var ki inanamazsınız.
İYİ Parti cephesinde seçimli olağanüstü kurultay tartışması yaşanırken Devlet Bahçeli'nin Akşener'e yönelik partinin başında kal çağrısı genel başkan adaylıklarını açıklayan isimlerde büyük rahatsızlık yarattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Akşener'e partinin başında kalın dediği iddiasına ise İYİ Parti'den yalanlama geldi. Merhaba. Görüşmek üzere, iftara gidiyorum. Sayın Meral Akşener hanımefendinin ayrışma kararından vazgeçerek partinin başında devamında her türlü konu üzerinde çaba gösteren bir parti konumuna gelmesini düşünmekteyim. Olağanüstü kurultayın iptal edilmesi senaryosuyla iktidarın yazdığı tanıdık bir tiyatro sahneye konulmak istenmektedir. Söz İyi Parti'yi siyasi intihara sürükleyecek senaryoyu yazanların değil, delegenin olmalıdır. 27 Nisan'da olağanüstü seçimli kurultay kararı alan İyi Parti'de Cumhur İttifakı rahatsızlığı yaşanıyor. Bahçeli'nin kurultayda aday olmayacağını söyleyen Akşener'e partinin başında kal olağanüstü kurultayı iptal et çağrısına genel başkanlık için adaylıklarını açıklayan Koray Aydın ve Tolga Akalın'dan sert tepki geldi. Böyle bir süreç ve karara imza atanlar tarih, millet ve partimiz nezdinde de affedilmeyecektir. 27 Nisan'da Türk siyasi hayatındaki faaliyetlerini gözden geçiren bir olağan kongreyle genel başkan seçeceği yerde istişarelerle partilerini güçlendirebilecek bir yola girmelerini tavsiye ediyorum. Olağanüstü kurultay kararının sonuna kadar arkasında durması için genel başkanımız Sayın Meral Akşener'e açık bir çağrıda bulunuyorum. Olağanüstü kurultayın iptal edilmesi Sayın Meral Akşener'in duruşuna, itibarına ve siyasi kariyerine de büyük zarar verecektir. Koray Aydın iktidarın yazdığı tanıdık senaryo dedi. Meral Akşener'e uyarı mesajları gönderdi. Tolga Akalın da çekin elinizi partimizden restiyle ses yükseltti. İyi Parti'yi Erdoğan'ın politik hırslarının arka bahçesi yaptırmayacağımız hususundaki kararlılığımızı bir daha açık ve en net şekilde ifade ediyoruz. Çekin elinizi partimizden. Bahçeli'den sonra Erdoğan'ın da bayramlaşmak için telefonla aradığı Akşener'e partinin başında kalın, ayrılmayın dediği iddiasıyla hareketlendi kulisler. İyi Parti Medya İlişkiler Başkanlığı yaptığı yazılı açıklamayla o iddiayı yalanladı. Bayramlaşma dışında bir içeriği bulunmayan bu görüşme farklı sayıklarla partimize yönelik bir algı operasyonuna dönüştürülmüştür. Cumhur İttifakı cephesinden gelen açıklamalar, ortaya atılan iddialar ve tepkilerin gölgesinde gözler yeniden Akşener'e çevrildi. Bazı milletvekillerinin olağanüstü kurultayın ertelenmesi için görüşme talebini Meral Akşener geri çevirdi. Ekrem İmamoğlu bayramın son gününde de memleketi Trabzon'daydı. Bu kez hem doğduğu köye gitti hem de AK Parti'den CHP'ye geçen Ortahisar Belediyesi'ni ziyaret etti. İstanbul'a yakıştı, Trabzon'un evladı, çok lafının eridi, dedüklerini yaptı. Teşekkürler. İstanbul'da her günümü, her anımı takip ettiğinizi biliyorum. Dualar ettiğinizi biliyorum. Bu güzel şehrin bir evladı olmaktan gurur duyuyorum. Bana 17 kişi var, nasıl mücadele etti? Senin kurban Allah'ın ya. Senin ben kurban Allah'ın. Bayramın 3. gününde baba ocağındaydı Ekrem İmamoğlu. Trabzon'da güne horonla başladı. Hemşerilerine seslenerek devam etti. Bir kez daha iddiasını koydu ortaya. Ben diyorum ki beni geçecek adam doğmadı kardeşim. Hizmette yarıştan güzel bir şey olabilir mi? Beni geçeni arkadan çelme takmama. Vallahi de billahi de alkışlarım. Ben niye gittim akşam otele? Geri yatardım yanında. İkinci kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, Ankara'ya Anıtkabir ziyaretinin ardından ikinci ziyaretini memleketine, Trabzon'a yaptı. Trabzon Spor Kulübü'nü ziyaret etti. Doğduğu eve gitti. Köyünde 93 yaşındaki aile büyüğü Havva Cimşit'le bayramlaştı. Sonra da 97 yaşındaki anneannesi Emine İnan İmamoğlu'nun duasını aldı. İnsanın doğduğu yere gelmesi kadar güzel bir şey yok. Trabzon'dan hangi belediye başkanı gelip kapımızı çalarsa, elimizde hangi güç kuvvet varsa hepsi için kullanmaya hazır bir hemşerileriyim. Biz insanları partisinden dolayı
ayırt edenlerden olmadık. Oğlum ayağına taş gözüne yaştıramazsın. Daha sonra da AK Parti'den CHP'ye geçen Trabzon'un Ortahisar Belediyesi'ni ziyaret etti İmamoğlu. Belediye Başkanı Ahmet Kaya göreve gelir gelmez makam odasındaki Cumhurbaşkanı Erdoğan fotoğrafını kaldırmıştı. Sadece Atatürk fotoğrafı var artık makam odasında. İmamoğlu belediye başkanına destek verdi. Bizzat benim talimatımla kaldırıldı. Sayın Recep Tayyip Erdoğan AK Parti adına bizzat siyaset yapmıştır, oy istemiştir. Siyasi bir kimliktir. Ahmet Kaya'nın odasında astığı bir fotoğraf üzerinden birkaç gündür bir tartışma işliyor. O fotoğraf benim 10 yıldır masamın arkasında duruyor. O fotoğraftaki kişi, o köylü dede, o anlatımı yapıyor. Onu dinleyen bir çift mavi göz var. İşte bu yeni dönem o bir çift mavi gözün insanına baktığı gibi bir dönem olacak. Ortahisar'daki konuşması seçim öncesindeki miting atmosferi gibiydi İmamoğlu'nun. Yine isim vermeden Erdoğan'a yüklendi. Buyruğumla şunu yaptın diyen, talimatımla emrettim şöyle oldu diyen biri görevden ayrılacağı zaman af diledim görevden ayrılıyorum deme dönemi bitmiştir, bitmiştir. Kibir, kendini beğenmişlik, bunların hepsi yok, bitti. Allah korusun onu, ana duasıyla. 31 Mart seçimi sonrası göreve yeni başlayan belediye başkanlarının dikkat çekici halleri ve icraatleri sürüyor. Trabzon'un Sürmene ilçesinin belediye başkanı Hüseyin Azazioğlu, bayram nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan'ın sesini duymasıyla başkan ayağa kalkıp önünü ilikledi. Saygılarım ellerinizi öpüyorum. Bayram mübarek olsun. Sağ ol. Selamünaleyküm. Bayramınızı ben tebrik ediyorum. Aleykümselam Sayın Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı Erdoğan damadı Selçuk Bayraktar'ın memleketi Sürmene'de belediye başkanı seçilen AK Partili Hüseyin Azizoğlu'nu arayıp bayramını kutladı. Telefon konuşması sırasında Azizoğlu'nun ayağa kalkıp ceketinin düğmesini iliklemesi ve esas duruşa geçmesi dikkat çekti. Sürmene biliyorsun bizim dünürlerin yeridir. Allah sonumuzu hayırlesin. Amin Sayın Cumhurbaşkanım. Çiçeği burnunda başkan Erdoğan'la bayramlaşmasını sosyal medya hesabından en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la bayramlaşarak hayır duasını aldık sözleriyle paylaştı. Cumhurbaşkanının sesini duymasıyla ayağa kalkıp önünü iliklemesi de böylece kayıtlara geçti. Konya'da AK Parti'den CHP'ye geçen 4 ilçeden biri olan Akşehir'de belediye başkanı CHP'li Ahmet Nuri Köksal kullandığı 1999 model yerli makam aracıyla gündeme oturdu. 31 Mart yerel seçimlerinde 22.700 oy alan tıp doktoru Köksal, belediye garajında bulunan aracı kendisine makam aracı yaptı. Aracın üzerine daha önce belediye başkanı seçildiği yılı hatırlatan sanki sene 1999 yazdırması da dikkat çekti. Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde yerel seçimi CHP'li Cemal Kurnaz kazandı. Ancak seçilme yeterliliği olmadığı gerekçesiyle mazbata AK Partili adaya verildi. İlçede CHP'li seçmenler Türk bayraklarıyla protesto yürüyüşü düzenledi. Iğdır'ın Tuzluca adayının seçilme yeterliliği yok ise Yüksek Seçim Kurulu seçime girmesine nasıl izin verdi? Kaldı ki daha önce belediyede çalıştığı dönemde hakkında idari soruşturma dosyası olmasıymış neden. Ama o dosya Danıştay'daymış hala. Van'da yaşanan garabet durum gibi bu da. Sürmene'ye gelince Cumhurbaşkanlığı makamı elbette önemli, saygıyı hak eder. De telefonda konuşurken girilen o haller... Bilemedim. Bir de bunu marifet gibi sosyal medyadan kendisinin paylaşması. Şimdi o başkan sadece ve sadece o bölge halkının çıkarını koruyabilecek mi mesela? Bir de yeni başkanların ortaya çıkardığı eski AK Partili belediye başkanlarının harcamaları var ya, dudağınız uçuklar. Bugün Sözcü gazetesindeydi. Sadece bir örnek vereceğim. Kocaeli Derince'de yani ilçede AK Partili başkan 204 milyon 913 bin liraya, 205 milyon liraya belediye hizmet binası yaptırmış. Bu bir ilçe, artık düşünün. Bunu neden verdi? Sıradaki haberle alakası var. AK Partili isimlerin halkın gerçeğiyle bağının tamamen koptuğunu gösteren habere geçeceğiz şimdi.
AK Parti MKYK üyesi Hasan Sert, CHP'ye bayram ziyaretinde ekonomide yaşanan sıkıntılara yönelik eleştiriler karşısında Amerika'daki evsizlere örnek göstermiş, Türkiye'de birkaç yerde görülen problemi genele yaymamak lazım demişti. O sözlere muhalefetten tepkiler yükseldi. Halkın ekonomik olarak da yaşadığı zorluklarla mücadelede yanında olduk. İyi örnekleri görmeye çalışmamız lazım. Amerika'da da sokakta yaşayanlar var, evsizler, yurtsuzlar, aç olanlar var filan. Bu Amerika'nın battığı ve bittiği anlamını taşımaz. Birkaç yerde görülen problem genele yansıtmamak daha doğru olur kanaatindeyim. Peki neyi gösterir? Bir avuç insan süper zenginler haline gelirken 10 milyonların yoksullukla hatta açlıkla boğuştuğunu gösterir. Türkiye'deki yoksulluk ve hayat pahalılığına karşı AK Parti MKYK üyesi Hasan Sert Amerika'ya örnek gösterdi. Türkiye'de problem birkaç yerde genele yaymamak lazım dedi. Tepkiler arka arkaya geldi. Birincisi Amerika Birleşik Devletleri'nde 340 milyon civarında bir nüfus var ve yoksulluk sınırı olan aylık 2166 doların altında geliri olanların oranı %10. Ülkemizde ise 54 bin lira olan yoksulluk sınırının altında geliri olanlar neredeyse 60 milyona yaklaştı. Aile Bakanlığı'nın 2023 raporuna göre Türkiye'de 4.989.456 hane sosyal yardım alıyor. Yani yaklaşık 20 milyon kişi, Türkiye nüfusunun dörtte biri sosyal yardımla ayakta durabiliyor. 10 milyondan fazla emekli de aylık 10 bin lirayla yaşam mücadelesi veriyor. Türk İş'in raporuna göre açlık sınırı 16.793, yoksulluk sınırı 54.700 lira. Açlık sınırının altında geliri olanlarımız 32 milyon, toplamda yoksulluk sınırının altında geliri olanlar 60 milyonu geçti. Açlık sınırının altındaki emeklilerimizden tutun, kepenk indiren esnafımıza, asgari ücretlimize, işsizimize, bayramın gerçek anlamda keyfini çıkartamayan çok yurttaşımız var. AK Parti heyetinin CHP bayram ziyaretinde ekonomik tablo konuşulurken AK Parti MKYK üyesi Hasan Sert Amerika'ya örnek göstererek Türkiye'de iyimser bir tablo çizmeye çalıştı. İyi örnekleri görmeye çalışmamız lazım. Amerika'da da sokakta yaşayanlar var, evsizler, yurtsuzlar, aç olanlar var filan. Bu Amerika'nın battığı ve bittiği anlamını taşımaz. Birkaç yerde görülen problem genele yansıtmamak daha doğru olur kanaatindeyim. Hükümet olarak hedefiniz yoksulluğu bitirmek değil de yönetmek olursa işte böyle aklınız karışır. AK Partili Hasan Sert hayat pahalılığı, yaşam zorluğu Türkiye'de birkaç yerde görülüyor derken MHP'nin genel başkan yardımcısı Mustafa Kalaycı'nın sözleri de AK Parti MKYK üyesine yanıt gibiydi. Türk milleti ekonomik sosyal sorunlarını paylaşmış, artan fiyatlardan, hayat pahalılığından şikayetçi olmuş. Başta emeklilerimiz olmak üzere beklentilerini alamayan vatandaşlarımız bir anlamda 31 Mart'ta siyasal tepkilerini ortaya koymuştu. AK Partili belediyelerin o hizmet binaları, şatafatlı makam odaları herkesi şaşkına çevirmeye devam ederken işte Hasan Sert de böyle dedi. Birkaç yerde görülen problemi genele yansıtmamak lazımmışmış. Hakikaten ayıptır, günahtır diyeceğim. Ama tabii AK Partili isimlerin çok büyük çoğunluğu artık dediğimiz gibi hepimiz de biliyoruz gerçekliklerden kopuklar. Ülkenin gelir dağılımı var ya, ülkedeki en zengin %20'lik kesim toplam gelirin yarısını alıyor. Toplam gelirin diğer yarısını %80'imiz paylaşıyoruz. Hatta bir de %1'lik kesim var ki onlar servetin %40'ını alıyorlar. Bunun sorumlusu da kendileri tabii. Devam edelim haberle. Tarihinde ilk kez İstanbul'un kalbi sayılan Beyoğlu Belediyesi CHP yönetimine geçti. Yeni başkan Taksim ve İstiklal Caddesi yeniden nasıl cazibe merkezi olacak? Nav Haber muhabiri Merve Görgün'ü anlattı. Kameraman Ömür Dikme görüntüledi. Kolay gelsin. Sağ olun başkanım. İyi bayramlar. Kimliksizleşmiş bu caddenin tekrar kimliğini kazanması haklı talebi var. O anlamda da biz bütün taraflarla birlikte İstiklal Caddesi'nde hangi adımları atalım? Katılımcı bir süreçte sanatçılarla, aydınlarla, İstiklal Caddesi'nin esnafıyla, buraya gelen gençlerle görüşmeler, istişareler yapıp ona göre buralarla da ilgili tabii Büyükşehir Belediye'mizde yetki, Büyükşehir Belediye'mizin de içinde olacağı süreçlerle karar
karar vereceğiz. İstanbul'un kalbi Beyoğlu. Belediye ilk kez CHP yönetimine geçti. Gözler Beyoğlu'nun incisi Taksim'e, İstiklal Caddesi'ne çevrildi. Eski günlerine dönecek mi? Çehresi değişecek mi? Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, NAV Haber'in sorularına yanıt verdi. Bu tabela kirliliği beni de rahatsız ediyor. Arap turiste gelecek, yerli turiste gelecek, İngiliz de Alman da gelecek. Ama biz hepsine kendi dilimizle, kendi mutfağımızla, kendi kültürümüzle hizmet edebilmeliyiz. Arapça tabelalar kaldırılacak mı? Şimdi önümüzdeki süreçte bu tabelaların izni vermeyeceğiz. Elimize balyozu alıp tabela düşmanlığı, tabelaları kıracak bir halimiz yok. Ama bunu yine istişare süreciyle götüreceğiz. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, gençleri yeniden İstiklal Caddesi'ne çekmekte kararlı. Gençlik biraz daha özgürlük ortamı istiyor, baskı olmasın diyor. Gençlik kültür sanat istiyor, gençlik sportif faaliyetler istiyor, festival istiyor. Tekrar burada sahaflar olsun onlarca, yine kitap evleri olsun. Sinema salonu Beyoğlu'nda bir tane kaldı, bakın özel sektöre ait bir tane. Eskiden buraya sinema izlemeye gelirdi gençler. Kaldırılan masa sandalyeler tekrar sokaklara dönecek mi? Bir ekip kurup şu mekanları tek tek dolaşacağız. Senin masa sandalye hakkın şu kadar, ona göre riayet etmeni istiyoruz. Fotoğraflayıp gerekiyorsa ruhsatına da asacağız. Her yıl milyonlarca kişiyi ağırlıyor İstiklal Caddesi. Bu bayramda da en kalabalık günlerini yaşıyor. Dünyanın birçok ülkesinden gelen turistler İstiklal'de bir uçtan diğer uca ilerliyor. Ancak İstiklal Caddesi'nin aynı zamanda çözülmeyi bekleyen sorunları da var. Sadece Taksim bölgesi değil, Beyoğlu aynı zamanda 45 mahalleyi birden bünyesinde barındırıyor ve her bir mahallenin çözülmeyi bekleyen ayrı ayrı sorunları var. Ok Meydanı kentsel dönüşüm bekliyor. İlk yapacağımız işlerden birisi hızlıca kentsel dönüşüm süreçlerini başlatabilmek. Beyoğlu'nda çok sayıda sahipsiz han ve sit alanı kapsamında ayakta zor duran bina var. Hem güvenlik hem de silüet için kent tamir programı devreye sokulacak. Bu bina sahiplerini hızlıca tespit edelim. Biz onlara restorasyon kolaylığı, bürokratik kolaylık sağlayalım. Gelin Beyoğlu'nu bu mezbelelikten kurtarın. Eğer bina sahiplerinin durumu yoksa biz belediye olarak uzun vadeli kiralama yapalım. Biz buraları kamusal hizmete sunmak üzere biz oraları onaralım. Ve yıllar içinde bir bir kapanan Beyoğlu'nun simge mekanları. Belediye Başkanı İnan Güney'in o tarihi pastane, restoran ya da kitap evlerinin sahiplerine çağrısı var. Belediye kapımız sonuna kadar açık. Hafıza mekan sahipleri gelsinler. Önceden işletme sahipleri gelsinler. Niye kapandı? Belediye olarak nasıl bir destekle sizleri tekrar buralara kazandırabiliriz? Az subaylar çok dertli, bir kez daha gündeme getirmek isterim. Aynı orduda aynı çatışmaya girip beraber savaşmak ama tazminat ve özlük haklarına gelince ötelenmek, ayrı tutulmak çok tuhaf diyorlar. Bir izleyicimiz de Erdem Bey şöyle demiş: emeklilerin 10 bin lira maaşla açlık sınırının altında yaşaması, hayatta kalmaya çalışması, dünyanın en çok yardım yapan ülkeler sıralamasında ilklerde olan, sadece emekliyi görmeyen 2024 yılı Türkiye'si çok tuhaf demiş. Efendim, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gezi davası yükümlülerin ailelerini aradı, bayramlaştı. Ceza verilenlerden biri de şehir plancısı Tayfun Kahraman'dı. Eşi Meriç Kahraman yıllardır sesini duyurmaya çalışıyor. Gezi Parkı park olarak kalmalıdır. Bugün Tayfun şunu çok net söyledi: ben artık Lera'nın doğum günü çok yaklaşıyor. 5. yaş doğum günü, 2 yaşını kaçırdım. 2 tane doğum gününü kaçırdım. Bir taneyi daha kaçırmak istemiyorum Meriç dedi. Ve öyle sarıldık. Vera'nın babasına bu vedasının üzerinden 2 yıl geçti. Şehir plancısı Tayfun Kahraman Gezi davasında tutuklanmıştı. Hala cezaevinde. Eşi Meriç Kahraman bir bayramda daha babasından ayrı kalan 4,5 yaşındaki kızı Vera için adalet mücadelesini sürdürüyor. CHP lideri Özgür Özel de bayramlaşmak için aradı Gezi hükümlülerinin ailelerini. Hukukun ve adaletin gereği yapılmadı. Sadece ülkeyi yöneten bir tek adamın gönlü yapıldı. Tutukluluğun hemen akabinde de biz CHP'den çok büyük bir destek aldık. Sayın Ekrem İmamoğlu'ndan, Sayın Özgür Özel'den. Aklıma hani tek tek isimlerini sayamayacağım dünya kadar insan. Bu bayramda değil, daha önceki bayramlarda da görüştük. Bayram dışında da hani Tayfun'u görmeye de gitti. Sık sık Vera'yı arar, sorar, hatırımızı sorar. Gezi eylemleri döneminde şehir plancıları odası İstanbul Şube Başkanı'ydı Tayfun Kahraman. O dönem Ankara'ya Erdoğan'la görüşmeye giden isimlerden de biri.
biriydi. Sonrasında hakkında hükümeti devirmeye teşebbüs suçlamasıyla dava açıldı. Diğer Gezi hükümlüleri gibi Tayfun Kahraman da önce beraat etti, ardından 18 yıl hapis cezası verildi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi bu mahkumiyeti onayladı. 67 sayfalık bir karar. 3. Ceza Dairesi bu kararı verirken Tayfun'a 1,5 sayfalık bir yer ayırdı ve orada da Tayfun'un hangi eylemi nedeniyle hükümeti devirmeye teşebbüs ettiğine dair herhangi bir açıklama yapmadı. Tam tersi olaylar büyümesin, yatışsın diye bir müzakere masasında olan insanın hükümeti devirmeye teşebbüs etmesi mümkün mü? Anayasa Mahkemesi'ne de sesleniyorum, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da sesleniyorum. Lütfen artık bu zulmün sona ermesi için herkes bir şey yapsın. Vera'nın bu parkta oynamasının bedelinin bu kadar ağır olmaması lazım. Yıllar içinde bilirkişi raporları ve mahkeme kararları da Gezi Parkı'nın park olarak kalması gerektiğine işaret etti. Vera babasının yeşil kalması uğruna hapse mahkum edildiği o parka gidip oyunlar oynuyor. Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Kahraman Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek istiyor. Birisi size diyor ki siz bunu yaptınız ama ve işte teröristsiniz ama biz de diyoruz ki yani bunu ispat etmeniz lazım. Bununla ilgili herhangi bir delil, kanıt bir şey yok. Zaten yok yani, yani dosyalarda yok. Bir tane delil olmadan bu ülkede 18 yıl hapise mahkum edilen insanlar olduğundan Recep Tayyip Erdoğan gerçekten haberdar mı? Haberdar ediyor mu yakındakiler, kurmayları? Çok merak ediyorum. Ben kabul ederse bizzat anlatmak isterim. Çünkü yanlış yönlendirildiklerini düşünüyorum. Türkiye, Nurtaç Canan'ı öleceğini düşünerek onu kurşun yağmuruna tutan eşinin adını kanıyla yere not etmesiyle tanıdı. Ancak ölümden dönen kadının yaşadıkları bununla da sınırlı kalmadı. Saldırgan eş 3 yılda cezaevinden çıktı. Tehditlerini sürdürünce elektronik kelepçe takıldı. O kelepçeyi de kırdığı tespit edildi ama yenisi henüz takılamadı. Kelepçe bayram tatili nedeniyle kargoda kaldı. Yani can güvenliği kargoda kaldı. Neden vurdunuz eşinizi? Pişman mısınız? 5 gün önce kelepçeyi kırdı. Gece saat 1'de izleme merkezi aradı. Şahıs kelepçeyi kırdı. Biz ona ulaşıyoruz. Güvenli bir yere gidin. Takipte değilsiniz denildi. Şahsı aldıklarını ama kelepçenin bayram nedeniyle kargo sebebiyle geç gelebileceğini söylediler. Kelepçeyi kırdığı için ne bayramın bayram ne günüm gün. Boşanma aşamasındaki eşini öldürmeye teşebbüs etti. Cezaevinden çıkar çıkmaz tehditlerini sürdürdü. Bu kez elektronik kelepçe takıldı ama gözü dönmüş adam elektronik kelepçeyi de kırdı. Üstelik bayram tatili diye yeni elektronik kelepçe bile takılmadan serbest bırakıldı saldırgan Ragıp Canan. O ölüm tehditlerini sürdürüyor. Defalarca ölümden dönen Nurtaç Canan ise hayatta kalmak için evinde hapis hayatı yaşıyor. Toprağa gömerim. Vallahi ne devlet, ne ancak Allah haşa canım arsa, ne polis, ne savcı, ne bilmem kim, kimse buna mani engel olamaz. Ve bunun gibi bir sürü kayıtlar var. Sürekli tehdit ediyor, şantaj yapıyor. Hiçbir şey umurunda değil gibi konuşuyor. Hiçbir şey umurunda değil, durdurulamıyor zaten. Durmak bilmiyor bu adam. Size herhangi bir koruma verildi mi? Hayır. Türkiye onu kendi kanıyla yere yazdığı bu notla tanıdı. 2020 yılında ayrılmak istediği eşi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Ölümün eşiğindeyken yere kendi kanıyla onu vuranın eşi Ragıp Canan olduğunu yazdı Nurtaç Canan. Anne baba hakkınızı helal edin, beni Ragıp vurdu. O yazıyı yazdım ki arkamdan bilsinler kimin vurduğunu. Önce öldürmeye teşebbüsten 39 yılla başlandı. Ne yazık ki daha sonra adam yaralamadan 8 sene aldı. O saldırıdan günler sonra yakalanan Ragıp Canan daha boşanma davaları bile sonuçlanmadan 3 yılda serbest kaldı. Cezaevinden çıkar çıkmaz ölüm tehditlerine yeniden başladı. 5 gündür elektronik kelepçesi de yok. Neden tutuklamadılar? Neden gözaltında tutulmadı sizin can güvenliğiniz sağlanana kadar? Gözaltında 1'den 6'ya kadar kalmış ve ondan sonra çıkmış. Kelepçeyi tekrar niye takmadılar hala? Ankara'dan gelmesi birazcık sıkıntılı, bayram üzeri olduğu için ve zaten şahıs kendisi de bunları çok iyi bildiği için tam denk getirdi işte bayram tatiline. Nurtaç Canan can güvenliğinden endişe ediyor. Hala boşanamadım. Hala istinafta nasıl olur onu da anlamış değilim. 2020'nin Haziran ayından bu yanadır ben boşanamıyorum. Bugün 2024 Nisan ayındayız. Aynı kişinin hala kimliğini, soyadını taşımak bana çok büyük bir acı veriyor. Şu an kelepçenin yeniden takılmasını,
yeniden izleme merkezinin en azından uzaktan da olsa takip etmesini istiyorum. Ve boşanmak istiyorum, boşanmak istiyorum, boşanmak istiyorum. Yani şimdi bu caniyi, elektronik kelepçesini kırdı diye arıyorsunuz, yakalıyorsunuz. Sonra kelepçe gelmedi, tatil var çünkü, serbest bırakıyorsunuz. Böyle saçmalık olur mu? Arama sebebi belli. Elinizde kelepçe olmadığı da belli. Bari hiç zahmet etmeseydiniz aramaya, yakalamaya, değil mi? Ankara'da bir avukat ve ailesi markette çıkan kavgadan sonra karakola şikayetçi olmak için gittiler. Tartıştıkları kişilerin yakınları karakolda da onlara saldırdı. Saldırıdan kurtulmak için girdikleri karakoldaysa polisin öfkesiyle karşılaştılar. Hayır, geç içeri. Polis karakolun bahçesinde bizim darp edilmemiz, devamında polislerin bize karşı kötü muamelesi. Karakol önündeki saldırı, sonrasında karakol içinde polisin sert müdahalesi, bir avukat ve ailesi Ankara'da şiddete maruz kaldı. İddiaya göre polis saldırıya uğrayan avukat ve ailesini suçladı. Kız kardeşim her pazartesi darp edildiğimiz, şiddete uğradığımız karakola gidip imza veriyor. Yaptıkları işlemlere rağmen o kadar fütursuzlar ki ne yapacağımı gerçekten şaşırdım. İddiaya göre Ankara'da karakol içinde şiddete varan kavga markette başladı. Annem marketten işte dondurma alacaktı. Ürünün fiyatı 125 TL, kasaya geldi 160 TL. Niye böyle bir şey oluyor? Ben bunu iade etmek istiyorum diye. Onun yanındaki kasiyer ona karşı sözlü, hakaretvari cümleler kullanmış. Olay günü avukat Alican Nacak ve ailesi zincir bir marketten alışverişe geldiler ve iddialarına göre içeride bir kasiyerle arbedeye varan bir tartışma yaşandı aralarında ve karakola şikayetçi olmaya gittiler. Ama iddialarına göre güvenlik gerekçesiyle gittikleri karakolda şiddet gördüler. Etraf kalabalıktı açıkçası. İşte siyah giyimli adamlar falan vardı. Geç içeri. Polis arabasından indik ve bize saldırmaya başladılar. Anneme hakaretler, bana hakaretler. Beni orada darp ettiler polis memurları önünde. Ve kız kardeşime diğer şahıs yere düşürüp yumruklar attı. Karakolun tam önünde, tam bahçesinde, kameraların tam önünde yani. Avukat Alican Nacak ve ailesi tartışma yaşadıkları market çalışanının yakınlarının karakol bahçesindeki saldırısına maruz kaldılar. Kendilerini korumak için karakola sığındılar ama içeride de polisin öfkesiyle karşılaştılar. Kız kardeşime o telefondaki videoları sileceksin yoksa kolunu kırarız dediler. Avukat Ali Can Nacak'ın iddiasına göre karakol önünde kendisine ve ailesine saldıranlar hakkında bir işlem yapılmadı. O anları kaydeden kız kardeşi polise mukavemetten gözaltına alındı. Hatta savcı tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Avukat Ali Can Nacak kendilerini darp edenler ve karakolda kötü muamelede bulunduğunu iddia ettiği polisler hakkında suç duyurusunda bulundu. Ve ilgili ben savcı hakkında HSYK'ya da şikayette bulunacağım. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Ben bir hukuk devletinde olduğumuza inanıyorum. 8 ay önce İstanbul'da cinayet gibi bir motosiklet kazası yaşanmıştı. Kask kamerasına da yansıyan o kazanın ardından iki gencin ölümüne sebep olan sürücü, şımarıklık yapmak istedim diyerek kendini savundu. Dava sonuçlandı, mahkeme o sorumsuz sürücünün cezasına indirim uyguladı. Zikzaklar çizerek göz göre göre önünde seyreden motosiklete çarptı. İki genci hayattan kopardı. Motosikletli Osman Berkant Keskin kendini şımarıklık yapmak istedim diyerek savundu. Bu skandal savunmaya rağmen iki canın karşılığı indirim uygulanarak 8 yıl 4 ay hapis cezası oldu. Ben çok şımarığım, şımarıklık yapmak istedim. Genel itibarıyla şımarık yapım var. Şaka yapıyordum. Korkunç kazadan önce de sosyal medyadan şımarmasam olmaz paylaşımı yapan Osman Berkant Keskin, 8 ay önce İstanbul Eyüp Sultan'da arkadaşlarıyla motosiklet turuna çıktı. Peş peşe böyle yola çıktı gençler. 23 yaşındaki Murat Vermez ve 19 yaşındaki Nazlıcan Yolcu aynı motosikletteydi. Genç kadının kask kamerası kayıttaydı.
O sırada Osman Berkant Keskin motosikletiyle tehlikeli şekilde onlara yaklaştı. Bir sağa bir sola gitti, gaza bastı. Sonra da önündeki motosiklete çarptı. Yola savrulan motosikletteki iki genç yaşamını yitirdi. Osman Berkant Keskin olay yerinden kaçtı. Kısa süre sonra yakalandı. Dava açıldı. Kask kamerasının kayıtları incelendi. Tanıklar dinlendi. Şımarıklık savunması yapan Osman Berkant Keskin'e bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 10 yıl hapis cezası verildi önce. Mahkeme geleceğinde olası olumsuz etki yaratır diye cezayı 8 yıl 4 aya indirdi. İki gencin hayattan koptuğu cinayet gibi kazanın ardından uygulanan ceza indirimiyle o sorumsuz sürücü daha kısa sürede cezaevinden çıkacak. 2 yılda ehliyetine el konulmasına karar verildi. Geçen yıl Nisan ayında Manisa'daki polis lojmanında ölü bulundu Yeşim Akbaş. Ailesi o günden bu yana adalet peşinde. Kuzum, biz geldik kuzum. Bayrama geldik kuzum senin yanına. Güzel kuzum benim. Sensiz bayram olmuyor kuzum. Senin yanına geldik biz. Bu bayramımız da bizim çok kötü geçiyor. Katlanarak, üzüntümüz artarak devam ediyor. Polis lojmanında başından vurulmuş halde bulundu 27 yaşındaki Yeşim Akbaş. Komiser yardımcısı Doğan Can yeğenin odasındaydı. Kurşun da o polisin tabancasından çıkmıştı. Genç kızın ailesi bir yıldır adalet arıyor. Bundan sonra bayram yok, düğün yok, hiçbir şey yok. En ağır şekilde cezalandırılsın. Müebbet, ağırlaştırılmış müebbet alsın. Başka bir şey istemiyorum. Ancak o zaman içimiz rahat edecek. Manisa'nın Demirci ilçesinde güzellik salonu vardı Yeşim Akbaş'ın. 27 yaşındaydı. Tam bir yıl önce ilçedeki polis lojmanında ölü bulundu. Tabancada genç kadının bulunduğu odada komiser yardımcısı Doğan Can Y'ye aitti. İlk ifadesinde Yeşim Akbaş'ın canına kıydığını söyledi, serbest kaldı. İtiraz üzerine tutuklandı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle dava açıldı. Duruşmada Akbaş'ın yüzündeki çizikler için kediler yaptı dedi. Dava bir yıldır sonuçlanmadı. Bayramın mübarek olsun kuzum. Güzel kuzum. Çiçekten güzel kuzum benim. Yeşim Akbaş'ın acılı anne ve babası bir bayramı daha kızlarının kabrinin başında adalet bekleyerek geçirdi. 31 Mayıs'taki duruşmada evlatlarının ölümü aydınlansın, sorumlu varsa en ağır cezayı alsın istiyorlar. Adalete güvenmek istiyoruz. Ağırlaştırılmış müebbet bunlar için en hafif ceza olmalıdır. Ellerin bağlı, kelepçeli görmek nasip etsin. Müebbet aldığını görmek nasip etsin bize Allah. Suudi Arabistan'da takımının Süper Kupayı kaybetmesine kızan bir taraftar öfkesini takımın yıldızından çıkardı. Suudi taraftar Faslı futbolcuyu stadyuma sokmayı başardığı kırbaçla dövdü. Final maçının kaybedilmesine kızan Suudi taraftar futbolcuyu kırbaçladı. Futbol tarihine geçen olay Suudi Arabistan'da Süper Kupa finalinde yaşandı. Al Hilal'in 4-1 kazandığı maç sonunda Al İttihat taraftarları öfkeliydi. Hedefteki isimlerden biri takımın tek golünü atan Hamdallah'tı. Faslı futbolcu kendisine bağıran taraftara su fırlatınca ortalık karıştı. Suudi taraftar yanında getirdiği kırbaçla Hamdallah'a saldırdı. 33 yaşındaki oyuncuya kırbaçla ard arda vurdu. Takım arkadaşları ve Faslı futbolcu tribüne çıkmak istedi. Bu sırada güvenlik güçleri öfkeli taraftarı uzaklaştırdı. Olayın daha fazla büyümesini önledi. Bayramın son gününde de İstanbul'da toplu ulaşım araçları, meydanlar çok kalabalıktı. Ulaşım ücretsiz olunca İstanbul'da yaşadığı halde denizi ilk kez görenler de oldu. Mahvolduk vallahi. Tramvay, otobüs, metrobüs çok kalabalıktı. Millet yani kavga, dövüş üst üste. Hiç kimse gitmemiş yani. O kadar kalabalık ki, o kadar yoğun ki anlatamam.
Şuraya kadar çok zor geldik. Attık kendimizi artık tramvaydan. Herkes birbirini ittiriyor. Yani içeride hep düşenler falan oldu. Aşırı kalabalık var ya. İnatsan yere düşmüyor yani. Herkes bayramını kutluyor. Bayağı giden oldu ama bir o kadar da kaldı yani İstanbul'da. Çok yoğunluk vardı yani. Üçüncü vapuru bekledik. Diyarbakır'dan geldim. İlk defa böyle bir kalabalık gördüm. Şu an sanırım Eminönü'nün nüfusu Diyarbakır'ın nüfusu kadar. Yani böyle bir kalabalık, hayretler içerisindeyiz. Şu an iğne atsanız bulamayız. Sahiller, vapur iskeleleri, İstanbul'un tarihi turistik yerleri, meydanları. Toplu ulaşım araçları ücretsiz olunca bayramın son gününde de büyük yoğunluk yaşandı. Çok yoğun bir trafik var. Geldik, pişman olduk. Hani boşalmış falan diyorlar ama kesinlikle öyle bir şey yok. Tam tersi, İstanbul dolmuş yani. İstanbul'da bayramın son günü daha da kalabalık. Eminönü tıklım tıklım. İnsanlar yürümekte dahi zorluk çekiyor. Vapur iskelelerinin önündeki yoğunluksa artarak devam ediyor. Ücretsiz bir boğaz turu yapacağız. Allah'tan o ücretsiz. 17,5 yaşında oğlum 18 yaşına girecek. Hayatında ilk kez buraya getirebildik. Buralara ilk defa, hayatımda ilk defa geliyorum. Baksana abla, yani mükemmel. Tarihi mekanlarımızı da gezdik önce burada. Çok hoşuma gitti. Kendi tarihimi öğrenmek çok güzel benim için. Ben çok seviyorum. Biraz pahalı olduğu için ancak biraz gezebiliyoruz. Hayatında ilk kez gördüğü vapura uzun uzun baktı. Doğup büyüdüğü İstanbul'da denizi ilk kez bu kadar yakından gördü. 17 yaşındaki lise öğrencisi Çağdaş Kelleci hep merak ettiği Eminönü'ne ilk kez bu bayram gelebildi. Bizim mahalleden bir tane otobüs var, 142F. O normalde hiç dolu olmazdı. Bayram olduğu için olması gerekiyor. Aşırı doluydu. İlk defa bu kadar dolu gördüm onu. İnşaat işçisi baba toplu ulaşım araçları ücretsiz diye ailesiyle Eminönü'ndeydi. Sadece oğluna balık ekmek alabildi. Anne baba evden getirdikleri yiyeceklerle geçirdiler günü. Çocuğumuz işte okulu başarılı. O yüzden en azından çocuğumuzu getirelim dedik. Bir balık ekmek bile yiyemiyoruz. Bayram dolayısıyla ücretsiz diye geldik. Yoksa biz buralara hiç gelemiyoruz. Çocuğumuz bir görsün diye ilk defa. Ücretsiz olması daha güzel. Gezmek herkesin hakkı. Şaşırtan kalabalığın sebeplerinden biri de bu zaten. Ücretsiz ulaşım. Aracı olansa yollarda trafiğe kaldı. Bayramın son gününde cuma namazı için Ayasofya dolup taştı. Sultanahmet Meydanı havadan böyle görüntülendi. Sadece İstanbul değil, tatil beldelerinde de yoğunluk vardı. İzmir Çeşme'de sahiller yine çok kalabalıktı. Balıkesir Cunda Adası en yoğun gününü yaşadı. Dönüş trafiğinin cumartesi başlaması, pazar günü ise yoğunlaşması bekleniyor. Bayramın son günü havada sıcak olunca İstanbul'da kalan çocuklar dondurmacıların yolunu tuttu. Bir top dondurma en ucuz 30 lira. Hoş geldiniz. Hoppa! İyi bayramlar. İyi bayramlar. Harçlık topladın mı? Evet. Kimler verdi? Babam, dedem, anneannem, babaannem. Ne kadar topladın biliyor musun? 1150. En çok hayal ettiğin şey ne? Aileme para kazandırmak. Mutlu yaşamak için, iyi yaşamak için. Para lazım. Evet. Peki dondurma nasıl? Tadı güzel mi? İyi. Neli aldın? Kalemayı. İçine fındık var, bir de beyazı. Geziyoruz bayramın son günü. Dondurma yedin mi? Yedim. Neli yedin? Çikolatalı çilekli. Nasıl fiyatlar? Pahalı. Ne kadarmış iki ton? 100. Siz nerede oturuyorsunuz? Sultan Gazi. Orada ne kadar ortalama? 20-30. Semt semt değişiyor dondurma fiyatları. Harçlıklar zor yetiyor. İstanbul'da bir top dondurma 30 liradan başlıyor. 100 liranın üstüne çıkıyor. Haliyle çocuklar, gençler lezzetinden çok fiyatını konuşuyor. Biz dondurmamızı aldık ama harçlıklarımız çok zor yetti. Dondurma. Birikimimi euroya çevirdim. Çünkü yani biraz lira şu an şey düşüyor. O yüzden kendime şey sağlam almak istedim. Dondurma ne kadarmış? Topu 65 lira. Yani eskiden 10 liraya 5 liraya topunu yediğimiz dondurma, şimdi 60 lira. Hava güzel, bayramın 3. günü İstanbul kalabalık. Dondurmaya ise talep çok. Dondurma fiyatlarını manzara doğrudan etkiliyor. Ortaköy'de bir top dondurmanın fiyatı 50 ile 65 lira arasında değişiyor. Tabii bu fiyata Boğaz'ın eşsiz manzarası da dahil oluyor. Nasıl geçiyor bayram? İyi geçiyor. Adana'dan geldik. Bayram senin için ne demek? Gezmek, eğlence, para. Para olmazsa yani bir şey alamıyoruz. Her şey çok pahalı. Mesela bir tane çips almaya gittik, 40 TL çıktı. Dondurma yedin mi? Hayır.
Bayrama çıktık. En azından harçlık toplayabiliyoruz. Ne kadar topladınız? 50 TL. Dondurma yedin mi? Evet. Neli yedin? Tadayı. Harçlık var mı cüzdanda? Bir papa var. Ne var? Göster bakalım. Amzade bir tane paya var. Göster paranı. Bir paya. Bir para. Göster paranı bakalım. Tamam. Uyamadı. Bu kağıt para mı? Bozuk paya, bozuk. Nerede? Uyamıyorum. Harçlıklar dondurmaya gitti. Sadece çocuklar değil, anne babalar da bir top dondurma birkaç yıl önce 5 lira 10 lirayken nasıl 50 liraya çıktı hayret ettiler. Ne kadarmış bir top dondurmanın fiyatı? 50 lira. 50 lira. Herhalde Boğaz manzarası da dahil. Evet, manzara dahil. Nasıl geçiyor bayramınız? Bayram çok eğlenceli geçiyor. Biraz masraf. Ay! Dondurmamız düştü. Benimkinden. Ne kadar topu? 65'te. O da yere gitti, yere düştü. Kısmet. Yılmaz Bey demiş ki gıda maddeleri çok pahalı. Gerçekten birçok vatandaş iyi beslenmiyor. Özellikle çocuklar için bu çok büyük bir sorun. Önümüzdeki nesiller için dedikten sonra araya gidiyoruz. Efendim NAV ana haber bülteniyle burada noktalıyoruz. NAV'da yayın Türk sinemasıyla devam edecek İllegal Hayatlar. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın. Dostuma her köşesi cennetin ezilir yer.